Merhaba arkadaşlar. Önceki videolarda mini remote kontrolümüzün kurulumunu yapmıştık ve client'ımıza bağlanmıştık. Şimdi benim client'ıma bağlantım kesildi. Altta görmüş olduğunuz gibi disconnect durumda. Radar işaretine tıkladığımda makineye erişimi kontrol ediyor, pingliyor. 6 kere ping demiş, 6 kere başarılı. Şu an erişimim olduğunu söylüyor makineye. Ping'i kapattım. Yani bu makine erişilebilir durumda. Tekrardan reconnect diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi makineye ekranı kilitliyken bile bağlanabiliyorum. Güzelliği bu, servisle çalıştığı için. Administrator hesabımıza giriş yapalım. Client makinamıza. Evet, sağ tarafta da bağlanan kişiyi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada sırayla gidersek bir chat panelimiz var. Karşı tarafta bir chat paneli de açılıyor. Buradan merhaba diyeyim ve karşı tarafla iletişime geçebiliyoruz arkadaşlar. Böyle o size yazabiliyor. Client siz ona yazabiliyorsunuz. Hatta tabii ki diye cevap verelim karşıdan. Burada beraber yazışabiliyorsunuz. Böyle özelliği var. Kapattığınız an gidiyor. Bağlantınızı kesebiliyorsunuz. Onu görmüştük. Burada full size yapabiliyorsunuz. Tam ekran çalışabiliyorsunuz. Şu an bunu kapatıyorum. Eğer karşıda iki tane monitör varsa burada zaten ekstra bir panel çıkıyor. İkinci monitöre geçebiliyorsunuz ya da yukarıdaki sekmeden monitör 1, monitör 2 diyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar CTRL, Alt, Del gönderebiliyoruz. Bunu zaten Smart Sizing'i biz tiklemiştik. İsterseniz de sağ alttan büyütüp küçültebiliyorsunuz. Burada isterseniz uzaktaki klavye mouse'u kilitleyebiliyorsunuz. Kullanıcı karşıda hiçbir şey yapamıyor. Sadece yönetim sizde oluyor. Onu da şöyle göstereyim. Örneğin şu an client tarafındayım. Bakın geri dönüş kutusuna tıklayamıyorum. Aşağıda başlat menüsüne tıklayamıyorum. Karşı tarafı tamamen kilitleyebiliyorsunuz. Size kullanım kolaylığı sağlayabiliyor bazen. Örneğin bağlanıyorsunuz, karşıdaki kişi işlem yapıyor ve size hiçbir olanak tanımıyor. Hemen ekranı kilitlersiniz ya da chatten de yazabilirsiniz. Tabii önceden chatten yazmakta fayda var. Görmezse ekranı kilitleyip dikkatini çekebilirsiniz böyle. Ekranda bir notepad açarsınız. Oradan yazarsınız. Tekrardan yönetici server'ıma geldim. Buradan isterseniz hiçbir şey müdahale etmeden view only yapabiliyorsunuz. İsterseniz hotkey'leri enable veyahut da disable edebiliyorsunuz. Şu an enable. Yani bu ne demek? Windows R yaptığımda run çalışıyor arkadaşlar. Windows kısayollarını kullanabiliyorsunuz. Bunu kapattığınızda karşı tarafa göndermiyor, algılamıyor. İsterseniz burada lokal cursor'ınızı sizin bu hale getiriyor nokta şeklinde. İsterseniz karşı taraftaki cursor'ı da göstertebiliyorsunuz. Normalde şöyle peşinden cursor geliyor. Şu an bir yavaşlık olmadığı için onu göstermiyor. Burada farklı ayarları yapabiliyorsunuz. İşte sesleri kapatabiliyorsunuz. Disable all sound. Buradaki default ayarları genellikle değiştirmiyoruz. Bunlar yeterli oluyor bizim için. Remote server setting'de karşı tarafın agent'ının ayarlarını buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunlara zaten sonra değineceğiz. Screenshot alabiliyoruz. Panellerde bu şekilde. Burada send'de wake-on-lan var. RDP Station'a geçiş yapabiliyorsunuz ama şu an RDP aktif olmadığı için geçmez. Yeniden başlatabiliyoruz. Refresh gönderebiliyoruz. Task Manager'ı açabiliyoruz. Hemen karşı tarafta bu gibi işlemler de yapabiliyoruz. SFD dosya transferi yapmamızı sağlıyor. Ona daha sonra bakacağız. Burada temaları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şöyle Visual Studio Dark moduna geçebilirsiniz mesela. Hangi size hoş gelirse ben buna alıştığım için şu an bununla devam edeceğim. Bu videoda da arayüzü tanıttık. Sonraki videoda da domain ortamındaki bağlantı ayarlarını nasıl yaparız onları göreceğiz. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.